O ağız mı? O şey mi? Kutuluyu gördük ha. Kutuluyu gördük. In the distance. Uzakta diyor. Uzaktan gördün kutuluyu. Oo, orada bir şeyler var. Oğlum Color, yani gerçekten Color Out of Space'de mi getirdiniz buraya? Wow. Böyle bütün Lovecraft öykülerini tek bir yere toplamışlar. Tek bir adaya toplamışlar. Yani şimdi dürüst, çok dürüstçe konuşacağım. Çevrende bu kadar iskeletin yığıldığını görünce insanın nedense oraya giresi gelmiyor. Bak bak, kafalar hep üçgenin içinde kalmış. Giriyoruz ama bak aşağı, bak aşağıda şeyler var ha. Dünyayı bir tanrının gözüyle görmek için. Oğlum bu ne? Bir ışık. Birader hiç çeviremeyeceğim. Ne yaptık lan biz şu an? Ben geri mi gideyim, ne yapayım? Sen nesin lan? Böyle bir şey yok ha. Kozmik korkuda şu an. Ne seyrediyoruz biz? Ne oluyor lan şu an? Ne izliyoruz biz? Ne görüyoruz biz şu an ya? Abi kule kalktı, yürüyor ya şu an. Ben böyle hiçbir sahne izlemedim ha oyunlarda. Sütun yürümeye başladı. Yürüyen sütun yaptılar. Yürüyen kazık, yürüyen sütun. Ne dersiniz deyin. Çok ilginç. Ya bu oyun şey gibi duruyor böyle. Hadi bir sürü tuhaf bir şeyler koyalım. Neden her yerden dokunaç çıkıyor? Neden her yerden tentacle çıkıyor ya? Dur bunu. Bu benim kızımın sesi. Sen ne olasın ya? Abi bu ne biçim oyun bu ya? Sen nesin? Sen bir küresin. Birisi bilyesini burada unutmuş. Bu ne biçim oyun? Hayır. Peki. Tamam. Yani ben acaba canlı yayında değil miyim şu an? Ben bir ara bir şeyler mi kullandım da şu an ben bunları mı görüyorum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor şu an? Bu oyunda neler oluyor? Şey ne yani? Bu ne abi? Ben bunu hiç anlayamıyorum ama bu ne? Bu ne? Bu ne? Ağzını çiğ etle doldurduğunda çok şaşırmıştım. Ya ben de şaşırırım abi. Ama sürekli bir şeyler anlatıyorsun. Nasıl bir aklın varsa. Bu ne? Ne oluyor oğlum? Şimdi galiba buraya dokunacağız. Çünkü neden dokunmayalım? Dokunmamamız gerekiyor bu arada ama dokunacağım. Öldün mü? Ne oldu? Sadece bir renkti. Aa.
Resimler var. Resim çekmişler buralarda. Ay. Ay bebek. Anladım. Bir takım bir şeyler. Bu oyunu çok sevdim ben ya. Yandık. Bakalım bu sefer nasıl bir canavar, tanrı, gölge, şeytan bizi şey yapacak. Korkunun üstüne depar atalım. Ha, buraya koyduk. Ne? Anladım. Yandık, bence yandık. Net bir şekilde yandık. O ne lan? Böyle bir şey okudum, hatırlamıyorum ben. Okudum değil, yazdığım bir şeye benziyor daha çok ha. İşte kuç 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 kuç. Oho, 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 oho. Hayır 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 hayır. Orada bir şeyler oluyor. Bir sürü iskele... Çocuk! Bunlar çocuk! Of! Ve şimdi derinliklere doğru kaderini bulacaksın. Öyle bir amacım yoktu ama... En karanlık kuyuya atarım kendimi. Attın zaten. Ya deme bunu. Pez... Bunu deme işte, anladım. En karanlık kuyuya kendimi atarım deme yani. De ne yaparsın? De abi, yaparız bir şeyler de. Ondan sonrasına bakarız yani. Ne olacak? Ondan sonrasına bakarız yani. Çözeriz kendi aramızda. Ağzım bozacaktım az daha gerçekten. Şu kadar kalmıştı. Çok ilginç kelimelerin çıkmasına. Anladım. Aa, aldık. Aha, kutulu. Kutuluyu kızdırdık. Bir korku oyununda yaptığım en kötü karar bu olabilir. Kutulu heykeline dokunmak. Ne olacağını biliyorsun. Kutulu peşinden gelecek. Ha, kutulu da zombi değil, bir şey değil yani. Kocaman tanrısal bir varlık yani. Arkana bak ha. Bu protoplazmik ucube önündeki her şeyi şey yapacak. Oo! Anlaşıldı. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim başlarken. Dedim ki ha, kıyıda böyle küçük küçük şeyler olur herhalde. Abi ne biçim bu oyun? Gerçekten çok ilginç bir oyun. Dagon'u mu salacağız? Dagon mu o? O galiba Dagon. Dagon. Bir şeytan, kocaman bir şeytan. Dagon baba diyorlar. Ata Dagon diyorlar buna. Salalım mı o zaman? Ne yapalım? Salalım abi. Yani ben kimim ki? Aa, şey buradaymış lan. Yürüyen kulemiz buradaymış. Ne oldu? Ve Lord Dagon geldi. Biraz sonra bizi yiyecek. O yıkılmadı bak. Onu daha iyi yapmışlar. Lord Dagon aptal çık böylece bakıyor. Ye beni. Ye beni.
Onu da kendisi mi kıracak? Onu da kendisi kırdı. Aha gidiyor. Üzerime basacak. Basmadı. Bir şaplak da biz atalım dedim. Aha kuleye gidiyor. Yürüyen kuleye gidiyor. Tepesi o oturmasın. Hayatımda gördüğüm en epik şey bu olabilir ya. Balıksı bir şeytan, tanrısal varlık, kocaman bir tanrısal varlık, şeytan bir şey. Yürüyen kulenin üstüne çıktı ve şu an ikisi birlikte ufuk çizgisinde yavaş yavaş şey yapıyorlar yani. Gördüğüm en epik şey bu olabilir hayatımda.